Merhaba arkadaşlar. Bu videoda görmüş olduğunuz çift kantli integrali D bölgesi üzerinde hesaplamaya çalışacağız. D bölgesi first kuadrantta ve burada görmüş olduğunuz eğriler arasında kalan bir bölge. Öncelikle bu bölgeyi çizmekle işe başlayalım. Burada y eşittir 1 bölü x eğrisi var aslında. O eğri yaklaşık olarak şöyle bir şekle sahip. Diğer tarafta ise y eşittir 3 bölü x eğrisi var ve bu eğri burada daha az önce çizdiğimiz eğrinin her noktada her x noktası için 3 katını alan bir eğri. Yani şekli aşağı yukarı aynı ve biraz yukarıda. X kare eksi y kare eşittir 3 eğrisi burada x eksenini kök 3'te kesiyor ve şöyle bir grafik izliyor. X kare eksi y kare eşittir 4 eğrisi ise 2'de x'i 2'de kesip böyle bir şekil izliyor. Burada bizim D region'ımız bu 4 eğri arasında kalan ve ilk bölgede olan şu baklava dilimi şeklindeki bölge. Şimdi biz bazı değişken değiştirme işlemi uygulayarak, yani change of coordinates işlemi uygulayarak bu D region'ın yeni koordinatlarda nereye gittiğini görmeye çalışalım. U eşittir x çarpı y ve v eşittir x kare eksi y kare değişimlerini uyguladığımız zaman D bölgesini tanımlamak için 1 küçük eşittir x çarpı y küçük eşittir 3 eşitsizliklerini kullandığımız zaman burada şu bölgeyi aslında tanımlıyoruz. Ve bu durumda 1 küçük eşittir u küçük eşittir 3 elde ediyoruz. Aynı şekilde 3 küçük eşittir x kare eksi y kare küçük eşittir 4 eşitsizliğini kullandığımızda ise burayı ifade ediyoruz. Ve bunların ikisi bize D bölgesini veriyor. Buradan elde ettiğimiz ise 3 küçük eşittir v küçük eşittir 4 ve bunu bir kenara alalım. Bu durumda D bölgesi U ve V koordinatlarında U'nun 1 ve 3 arasında, V'nin ise 3 ve 4 arasında kaldığı bölgeye denk gelmekte. Yani çizecek olursak yeni bölgemiz burada şöyle bir bölgeye denk gelmekte. Bu bölgeyi R ile ifade edelim. Şimdi geri kalan kısımları biraz temizleyelim. Sadece belirlediğimiz değişkenler kalsın. Ve biz burada Jacobian hesabına girişeceğiz. Çünkü burada DA'larımız ilk çizdiğimiz grafikte ve ikinci çizdiğimiz grafikte oluşturduğumuz değişkenlerin Jacobianlarıyla ilişkilendirilecek. Öncelikle U ve V değişkenlerinin X ve Y değişkenlerine göre Jacobian matrisini hesaplamakla işe başlayalım. Bu Jacobian matrisi U'nun X'e göre türevi, U'nun Y'ye göre türevi, V'nin X'e göre türevi ve V'nin Y'ye göre türevinin göründüğü gibi sıralanmış olduğu bir matristen oluşmakta. Burada U'nun X'e göre türevi Y, U'nun Y'ye göre türevi X, V'nin X'e göre türevi 2X
V'nin y'ye göre türevi eksi 2y. Bizim aradığımız ise bu matrisin determinantının bir tarafından bölüm olarak yazılması. Yani aradığımız şey aslında ve bu da 1 bölü del u ve del x y ve bu ifadede 1 bölü az önce hesaplamış olduğumuz Jacobian matrisinin determinantı yani y x 2x ve eksi 2y'den oluşan matrisin determinantı. Bu durumda bizim Jacobian ifademiz daha doğrusu burada buna Jacobian demek biraz yanlış olur. Jacobian'ın determinant ifadesi 1 bölü eksi 2 parantezinde x kare artı y kare etmekte. Bu bir kenarda dursun. Biz bunun mutlak değerine integralimizde ihtiyaç duyacağız. Şimdi sayfamızı biraz temizleyelim. Ve integralin hesabına başlayalım. Görmüş olduğumuz integral yeni oluşan region'da yani az önce yazdığımız R region'ında eğer biz bu fonksiyona fxy fonksiyonu diyecek olursak burası f'in x'in u ve v cinsinden hesaplanışının yerine koyulduktan sonra y'nin u ve v cinsinden hesaplanışının yerine koyulduktan sonra burada görmüş olduğumuz ifadenin mutlak değeriyle çarpılıp buradaki şeye du dv cinsinden da ifadesiyle çarpılmasına eşit olacak. Aslında buradaki da ifademiz buradaki yeni bir ifadeye dönüşüyor ve fonksiyonumuz da biz x ve y'yi u ve cinsinden yazıp yerleştirdiğimizde buradaki fonksiyonumuz aslında değişiyor. Şimdi fonksiyonumuzu incelediğimiz zaman fonksiyonumuza geri dönecek olursak burada aslında x kare eksi y kare çarpı x kare artı y kare e üzeri xy ve şuradaki ifadeden gelen 1 bölü eksi 2'nin mutlak değeri x kare artı y kare var. Şimdi bu ifadede biz eğer bir götürme işlemi uygularsak en son bize kalan ifade R region üzerinde x kare eksi y kare yani bizim az önce V olarak nitelendirdiğimiz ifade çarpı E üzeri xy yani x çarpı y burada uydu. E üzeri u ve burada ise 1 bölü 2 kalıyor. Ve hatırlayacak olursak R region'ımız neydi? Burada u'muz 1'den 3'e, v'miz ise 3'ten 4'e ve integralimiz az önce birlikte hesapladığımız ifade. Buradan sonrası tabi biraz daha basit. Şimdi sayfayı tekrar temizleyelim ve en son bulduğumuz integral ifadesini hesaplayarak bu sorunun sonucuna hep birlikte varalım. Şimdi tekrar bu ifadeyi yukarıya yazacak olursak integral ifademiz burası da 3, burada 4, burada 1, burada 3 ve e üzeri u bölü 2 du dv idi. Burada 3, 4 e üzeri u'nun integrali e üzeri u'dur. Yani buradan gelecek şey tekrar v bölü 2 e üzeri u olacak ve u'muz 3 3 ve u'muz 3 ve 1 arasında olacak. Bu durumda integral ifademiz e üzeri 3 eksi e
bölü 2 integral v 3'ten 4'e v dv olacak. Ve onu da hesaplayacak olursak e üzeri 3 eksi e bölü 2 v kare bölü 2 v eşittir 4 ve eşittir 3 olacak. Bunu yerine koyduğumuzda 16 eksi 9'dan 7 gelecek ve sonucumuz 7 bölü 4 e üzeri 3 eksi e ifadesi olacak. Gördüğünüz gibi daha zor olan bir integrali daha basit bir integrali çevirdik. D region'ı burada biraz karmaşık bir region'dı ve bu D region'ı uygun değişken değiştirme yaparak bir dikdörtgensel bölgeye çevirdik ve daha kolay bir integralle hesabımızı yaptık. Bu videonun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek siz de bize destek olabilirsiniz.